çok daha iyi. Suyu da koydum. Ha, kimse ellemesin bundan tamam, sonra. Tamam abi. Yani çıkış oldu biliyorum. Aynen. Yok ya, bu il başkanı ve cumhurbaşkanı mı seçtin de söylesin. Yok şu. Yemekte sen dua edecek, dua, yemek duası, il başkanı konuşması, beyefendi konuşması. Aynen öyle.
Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sivas İl Başkanımız Hakan Aksu'yu kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Genel Başkanım, Selçuklu'nun başkenti, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sultan Şehri, Peygamber Efendimiz'in sancaktarı Abdülvahabi Gazi'nin, ozanlarımız Aşık Ruhsati'nin, Aşık Veysel'in, Sefil Selimi'nin, Aşık İsmeti'nin, milli şampiyonlarımız Ahmet Ayık'ın, Hamza Yerlikaya'nın, Taha Akgül'ün doğduğu topraklara, Sivas'ımıza, Sultan şehrimize hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önceki dönem il başkanlarımızın, önceki dönem milletvekillerimizin, önceki dönem il ve ilçe belediye başkanlarımızın, görevde olan tüm belediye başkanlarımızın, tüm ilçelerimizin önceki ilçe başkanlarının, mevcut il teşkilatımızın, tüm ilçelerimizin, mevcut gençlik ve kadın kolları yönetimlerimizin, üç kademe mahalle başkanlarımızın, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimizin, il disiplin kurulu ve parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerimizin salonda olduğunu belirtmek istiyorum. Ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Genel Başkanım, 2001 yılından beri gençliğim ilk yıllarından bu tarafa azim, kararlılık ve sarsılmazlığın yolunuzda yürümekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tüm teşkilatlarımızla sizinle şu anda aynı çatıda olduğumuzun mutluluğunu yaşamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Genel Başkanım, sizin önderliğinizde ülkemiz ve Sivas'ımızın 80 yılda aldığı yatırımların kat be kat fazlasını her alanda bu 17 yıl içerisinde almıştır. Ben inanıyorum ki Türkiye'miz ve Sivas'ımız AK Parti iktidarında 2023 hedeflerini de yakalayarak 2071 vizyonunda kapar alacaktır. Bu şehre ve aziz milletimize yaptığınız hizmetler asla unutulmayacak ve dünyada yaşananlara karşı dik duruşunuz her daim dualarla desteklenecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Genel Başkanım, Sivas sizi çok seviyor ve bağrına basıyor. Allah'ın izniyle bu böyle devam edecek. Bizler de Sivas teşkilatları olarak bu kutlu yürüyüşte hep yanınızda olacağız ve gücümüz yettiğince koşacağımıza söz veriyoruz. Sivas kuruluşumuzdan itibaren her zaman size ve partimize destek vermiş, arkanızda durmuştur. Girmiş olduğumuz bütün seçimlerde Sivas size olan sevdasını sandıklara yansıtmıştır. Son olarak 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Sivas AK Parti'ye sahip çıkarak oyunu gönül belediyeciliğinden, hizmet belediyeciliğinden yana kullanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dava arkadaşlarım, sözlerime son verirken tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sivas İl Başkanımız Sayın Hakan Aksu'ya konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz.
Saygıdeğer misafirler, ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Tüm misafirlerimizin yerlerine oturmalarını önemle rica ediyoruz. Evet, ayakta bulunan tüm misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz efendim. Efendim, tüm konuklarımızın yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine oturmalarını önemle istirham ediyoruz. Efendim, giriş noktasında bulunan tüm saygıdeğer misafirlerimizin yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Evet, tüm misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Değerli konuklar, tüm misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz efendim. Ayakta bulunan tüm konuklarımızın yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Gökhan. Hacı, bir gelir misin? Efendim, tüm misafirlerimizi dediğimiz gibi yerlerine davet ediyoruz. Ayakta bulunan tüm konuklarımızın yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Evet, özellikle koridorda bulunan tüm saygıdeğer misafirlerimizin yerlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Efendim, koridor alanında bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Değerli konuklar, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Evet, saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, koridoru açmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Lütfen giriş koridorunu açmanızı, yerlerinizde kalmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Evet, değerli konuklar, saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, giriş koridorunu sağlı sollu bir şekilde açmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz lütfen. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
oraydı. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sevgili Sivaslı kardeşlerim, çok değerli yol ve dava arkadaşlarım, gönüllü kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri bir kez daha böyle bir yemekli muhabbet sofrasında en kalbi duygularla selamlıyorum. Buradan Sivas'ın tüm ilçelerine, köylerine, oralarda yaşayan vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Sivas'ta gerçekten bugün dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Önce Sivas'ın kongresinin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa iştirak ettik. Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasında muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren şehitlerimizi fatihalarla yad ettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. İnşallah buradan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na geçecek. Forumun kapanış oturumunda iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Böylece Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne yaraşır bir şekilde Sivas programımızı hıtama erdireceğiz. Öncelikle bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan yiğit olarak caddelere, sokaklara, balkonlara taşan muhabbetleri için kalpten teşekkür etmek istiyorum. Gerek salonun içindeki şu heyecan, gerekse gün boyu Sivas'ta şahit olduğumuz coşku bizlere çok büyük umut veriyor. Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden itibaren Sivas İl Teşkilatımız çatısı altında görev almış, ülkemizin güçlenmesi, demokrasimizin perçinlenmesi, milletimizin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşkilatımızın bütün mensuplarına 18 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Teşkilatımız içinde görev almış, bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş dava arkadaşlarımı şükranla anıyor, Mevla'dan rahmet diliyorum. Bugün buraya sadece Sivas Kongresi'nin 100. seneyi devriyesini kutlamak için gelmedim. Aynı zamanda siz yiğit olarak olan şükran borcumuzu ödemek için geldik. Milli iradenin ve milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha demokrasiye geleceğine
sahip çıktı. 31 Mart seçimlerinde Sivas kardeşlik dedi, huzur dedi, hizmet dedi. Sivas %49,5 oy oranıyla tercihini bir kez daha AK Parti'den, AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı. ...31 Mart seçimlerindeki bu başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarımızın her birini tebrik ediyorum. Özellikle teşkilatımızdaki hanım ve genç kardeşlerime, yüreklerindeki AK Parti sevdasını Sivas'ın her köşesine ilmek ilmek nakşettikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şimdi dönem azmiyle, kararlılığıyla, emeğiyle, hayır dualarıyla her zaman bizim yanımızda duran Sivaslı kardeşlerime hizmet dönemidir. Şimdi devir Sivas'a yeni eserlerle vefa borcumuzu ödeme devridir. Bunun için önümüzde 4,5 yıllık bir icraat dönemi bulunuyor. İnşallah Hilmi Bilgin kardeşimizin gönül belediyeciliği ile Sivas'ı hedeflerine ulaştıracağına inanıyorum. Teşkilat mensuplarımızdan kendi görev sahaları içerisinde gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum. Ve kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldığı yer alacaktır. Eksikleri süratle gidermenin inşallah yolunda olacağız. Değerli kardeşlerim, milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. 26 Ağustos'ta 948. yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi, 566. yılını idrak ettiğimiz İstanbul'un fethi, bu sene 105. yılını geride bıraktığımız Çanakkale Zaferi milletimiz için işte böyle birer kader anlarıdır. Bugün 100. yıl dönümüne ulaştığımız Sivas Kongresi de aynı şekilde tarihimizin köşe taşlarından biridir. Anadolu'nun işgal edildiği, umutların tükenmekte olduğu zor bir dönemde Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört yanını kuşatmıştır. Sivas, kongrenin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren tam 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Cumhuriyetimizin temelleri de yine burada, Sivas'ta atılmıştır. Üzerinden bir asır geçmesine rağmen Sivas Kongresi'nde alınan kararlar milletimizin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirmektedir. Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas bugün de bizim yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bu günlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıpkı Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Birileri tabii bu mandaları malum mandalarla karıştırıyorlar. Yani bizde de hassas olmamız gerekiyor. Onlar çok daha muteber. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diye haykırıyoruz. Vesayet odaklarına karşı milli iradeyi hakim kılmak
temel esastır şiarıyla hareket ediyoruz. FETÖ'den PKK'ya, Suriye'den Irak'a, Doğu Akdeniz'e kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye tıpkı bir asır evvel olduğu gibi inşallah bu mücadelesini de er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Bugün kongrenin 100. yılını kutladık. Ve Doğu Akdeniz'de malum 2 sondaj gemimiz var. 2 de sismik araştırma gemimiz var. Ama birileri diyor ki Doğu Akdeniz'de Amerika var, İngiltere var, Fransa var, şu var bu var. Ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim, bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ay yıldız bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor. Diyor ki Türkiye orada yok. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ama sana da bunu tanıtacağız. Er ya da geç tanıtacağız. Bugün konuşmamda da söyledim. Bayrağımızı kongrelerde salonlarına asmayanlarla el ele kol kola gezenlere inşallah bu ülkede nereye gittiklerini, hangi istikamete gittiklerini de herhalde anlatacağız, tanıtacağız. Bu kimin görevi? Teşkilatımızın görevi. Bunu yapacağız. Çünkü biz şuna inandık. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Öyle durup dururken vatan inşa edilmiyor. Ya şehit kanlarıyla yoğrularak topraklar ne oluyor? Vatan oluyor. Bu süreçte değerli kardeşlerim, siyasi çıkarı için memleketin geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyen kimi menfaatperestler çıkacaktır. Bu süreçte celladına aşık kimi zavallılar, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Ancak biz içimizdeki bu bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız. Sivas'tan ve Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz. Vatanımıza namahrem eli değdirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli şehit kanlarıyla ödenen bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacak. Kardeşlerim, arkasında Sivas olanın evvelallah sırtı yere gelmez. Boşuna yiğit ödemediler. Öyleyse gereğini Sivas bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealine sancaktarlık yapacak kadro sizlersiniz.
Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olanlar sizlersiniz. Milletimizin ayağına vurulmak istenen zincirleri parçalayacak olanlar sizlersiniz. Bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu kritik günlerde Sivas Kongresi'nin temsil ettiği değerlere hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada alınan kararların manasını her birimizin, bilhassa da gençlerimizin çok iyi idrak etmesi önem taşıyor. Unutmayın, Türkiye tarihin hiçbir döneminde kendi başına bırakılmamıştır. Millet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde olmadık. Bağımsızlığımızı adeta her evden bir şehit vererek kazandık. Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk. Demokrasiye, tek parti yönetiminin zulümlerine sabrederek ulaştık. Başbakanlarımızı, bakanlarımızı dar ağacına gönderme pahasına irademize sahip çıktık. 12 Eylül öncesinde ve 28 Şubat'ta yaşanan her türlü provokasyona rağmen hukuk ve demokrasi çizgisinden sapmadık. Darbelere, ülkemizin üzerine kabus gibi çöken vesayete rağmen siyasete olan inancımızı bir an olsun kaybetmedik. Daima ümit var olduk. Çünkü biz şuna inanmıştık. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. ...18 yıl önce AK Parti'yi kurarken de yine pek çok saldırıya, sabotaja, itham ve iftira kampanyasına maruz kaldık. Ama yılmadık. Tehditler karşısında silmedik. Şantajlara boyun eğmedik. Son 18 yılda ülkemizi hangi alanda ileriye taşımışsak, hangi reform hayata geçirmişsek, bunu çok çetin mücadeleler neticesinde başardık. İnşallah gelecek Ramazan'a kadar yüksek hızlı treni de Sivas'ımıza getireceğiz. Cahit Bey burada mı? Cahit Bey burada mı? Bak Cahit. Gece gündüz demeden senden aldığın sözü buraya aktardım ona göre. Tamam. İşin sıkıntı da yok. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ona göre. Ekonomimizi çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitin sabotajlarına rağmen 3 kattan fazla büyüttük. Diplomasimizi bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik. Savunma sanayimizi bizi kendilerine bağımlı kılan silah tüccarlarına rağmen ilerlettik. Elhamdülillah şu anda S-400'lerimizi de aldık. Ve ikinci etabı da S-400'lerin geliyor ve bir taraftan da elemanlar orada yetişmeye ikinci parti olarak devam ediyor. Bu tabii bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Üretimimizi milletin sırtından geçirmeye alışmış tüfeğlilere rağmen artırdık. Kardeşlerim, sen doğru olursan eğri müstahakkını bulur inancıyla doğruluktan, samimiyetten taviz vermeden gecemizi gündüzümüze kattık. Sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve Ankara'nın lüks semtlerinde yaşayanlara değil, emekçilerimize, emeklilerimize, topraklarımızı alın teriyle bereketlendiren çiftçilerimize de hizmet ettik. Yeri geldi, vesayet güçlerinin tacizlerine meydan okuduk.
Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gömdük. Yeri geldi FETÖ'yü kendi ihanetinde boğduk. Yeri geldi yedi düvele meydan okuduk. Ama milletimizin yüzünü yere eğecek, milletimizin, ülkemizin adına leke getirecek, milletimize mahcup olacak bir yola asla girmedik. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türkiye için yaptık. Türk milleti için yaptık. Demokrasimiz için yaptık. Milletimizin barış, huzur ve esenliği için yaptık. Kardeşlerim, 18 yıllık tecrübemizde şu ilahi hakikate defalarca şahit olduk. Herkesin bir hesabı varsa muhakkak Allah'ın da bir hesabı vardır. Evet, Allah'ın izniyle iman oldukça, sabır, azim, mücadele oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Biz kadro olarak birbirimize kenetlenirsek önümüze kimse set çekemez. Biz kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları asla boy veremez. Zaman zaman şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek. Biz milletimizin bir defa efendisi değil, hep hizmetkarı olduk. Milletimizle bağımızı güçlendirirsek, partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz. Bakınız 18 yılda AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok teşebbüs oldu. Medyanın, siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, milletvekillerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın, Sivas'ın içinden de çıktı. Değil mi? Nerede şimdi? Sorsam belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları, siyasi ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. AK Parti'yi tökezletme planları daima hezimetle sonuçlanmıştır. Bunların hepsi birer projedir, unutmayın. Milletimiz Anadolu insanına mahsus o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Bunun için biz başkalarına değil, kendimize bakacak, kendi işimize yoğunlaşacağız. 18 senenin birikimi, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız. Unutmayın. Kardeşlerim, tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset modelini hangi konumda olursak olalım milletimize yaşatacağız. Gurur bizim yanımıza gelemeyecek. Gelemez. Ayaklarımızın altına ezeceğiz. Biz gururun kimlerle beraber olduğunu iyi biliriz. Gurur Rabbimize aittir. Kul o kapıya girerse bitti demektir. Bunu yapanlar var mı? Var. Nedir o? Ben. 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 Diyenler var mı? Var. Bizde ben yok. Biz var. Ben karşımda
Yunus'un yoldaşlarını görüyorum. Ve Yunus'un yoldaşlarına da şöyle sesleniyorum. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Biz böyle yürüyeceğiz. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur. Bizim siyasetimizde yarış sadece hayır için, millete, memlekete en iyi hizmetleri kazandırmak için yapılır. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, iş görmek diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük, milletimizle hareket ettik, hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmedik. İnşallah bundan sonra da aziz milletimizin gösterdiği istikamette yürüyeceğiz. Unutmayın, şu ayet bizler için çok büyük bir ikazdır. Hesaba çekilmeden nefsinizi hesaba çekiniz. Mesele bu. İlahi emre uygun bir şekilde sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, karşımda Sivas Teşkilatı'nı ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak görüyorum. STK'ları görüyorum. Ve diyorum ki, hiçbir zaman kibir, gurur bunu semtinize uğratmayın. Tevazu içerisinde bulunduğumuz yerlerde, görevlerde o görevin hakkını verelim. Ve ulaşılmadık, çalmadık kapı bırakmayalım. Dolaşalım. Ama çok dolaşalım. Ana kadememiz aynı şekilde çalışsın. Kadın kollarımız aynı şekilde. Gençlik kollarımız aynı şekilde. Ve herkesi kucaklayacağız. Kimseye dirsek çevirmeyeceğiz. Bunu yaptığımız anda bilesiniz ki evelallah önümüzdeki 2023 seçimlerinde çok daha farklı bir şekilde sandıklardan çıkarız. Bu seçimlerde yaşadıklarımızı inşallah yaşamayız. Ben size güveniyorum. İnanıyorum. Ve sizleri sadece ve sadece Allah için seviyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Efendim, İl Başkanımız bir hediye takip etmek isterler size. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Ve kendilerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. İl Başkanımız Sayın Arkın Aksu'yu günün anısına hediye takip etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Evet, herkesin yerine oturmasını rica ediyoruz. Yemek servisimiz devam edecektir. Evet, yemek servisimiz devam edecektir. Lütfen yerlerimizde oturalım, rica ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yerine alıyoruz. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Evet, bulunduğumuz yerlerde, lütfen bulunduğumuz yerlerdeki yerlerimize oturalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, yemek servisimiz başlayacak. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, lütfen yerlerimize oturalım. Rica ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, yerlerimize oturuyoruz lütfen. Evet, lütfen yerlerimize oturalım. Çok teşekkür ediyoruz. Yemek servisimiz devam edecek. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı, teşkilat mensuplarımızı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, yemek servisimiz devam ederken yerlerinize oturmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, rica ediyoruz lütfen ayakta bulunan tüm konuklarımızın hızlı bir şekilde yerlerine oturmalarını istiyoruz. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.